Sayın Başkan Ali Koç stat'tan çıkıyor. Yine muhabir arkadaşlarımız mikrofonu uzatırlarsa ya da Sayın Başkan konuşmak isterse canlı olarak ekranlarınıza getirme fırsatımız olacak. Ve Medayan, nasıl bir 90 dakikaydı? Karşılaşmaya dair sizin notlarınızı rica edelim. Çok özel bir oyuncuyu seyredeceğiz ama onun kadar olmasa bile onun %60'ı %70 kadar özelini zaten sezon başından beri seyrediyoruz. Ben iflah almaz bir Pelkas hayranı olarak, hatta senin ilk bizden sezon başı istemiş olduğun 11'lerde Sosa'yı dahi dışarıda bırakarak 10 numaraya Pelkas'ı koymak ve başka bir yerde oynamaz diye iddia ve ısrar ettiğim günleri anımsıyorum. Dolayısıyla bir Pelkas seyrettim ama bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin hücumdaki çok etkili bir diğer ismi Mametiyan'dı. Mametiyan benim beklentilerim üzerinde oynuyor. Sebebi de şu: o Kasımpaşa'da Koyita ile beraber oynama alışkanlığı var. İkili setleri çok iyi oynuyor. Onu defalarca Kasımpaşa Stadyumu'nda seyretmiş biri olarak söylüyorum, Koyita ile beraber. Bu kez hem Pelkas'la hem de Samatta ile bu ikili setleri yaparak Fenerbahçe'ye çok daha beklediğimizden öte katkılar sağlıyor. Fenerbahçe Türkiye'nin sezon başında en çok orta yapan ve bu takım sürekli orta mı yapacak kardeşim diye hepimizin vaveyla halinde konuştuğumuz bir ekipken, takımken, şimdi yakın dönemde ceza sahasının içerisinde çok akli ve mantıklı hareketlerle girip orta yapmadan ceza sahası ön çizgisine ya da altı pasın ön çizgisine attığı ortalarla golleri buluyor. Son derece doğru işler oluyor. Mesut Gülünce ne olur? Mesut Gülünce bu takım iyi olur. Mesut Gülünce bu takım şenlenir. Türkiye'de az önce Emre'nin de sözünü ettiği gibi Mesut'la Pelkas oynar mı? Oynatmak da hocanın işi. Çünkü o hoca sezon başından beri görmekten mutluluk duyuyorum ki futbol anlayışını sahaya yansıtma konusunda etrafı galiba çok çok dinlemiyor. Tabii dinlediği yerler vardır. Eğer etrafı çok çok dinlese başta bizim kanal olmak üzere Sosa baskısını falan hissederdi. Yok, takır takır işini yapıyor. O yüzden ben Erol Hoca'ya buradan tebrikle teşekkür ediyorum. Kayseri Spor konusunda gelince, yani keşke geçen sene düşme kalkmasaymış. Değil mi? Biraz puan tablosu öyle gösteriyor ama bakalım Kayseri Spor'da inşallah en kısa zamanda Dampetlescu hoca yönetiminde toparlanır. Kolay değil yani. Yalnız bu kadrodan pek çok insan gidecek. Gitti, gidiyor. Hatta ilan bugün gidecekler arasındaydı. İlan yani oynamayacaklar arasındaydı. Yani çok enteresan ve çok ilginç bir duruma geldi Kayseri Spor. Ama tabii burada şöyle bir sorun daha var. Sezon başında, bak ne zaman atmıştı o tweet'i? 22 Eylül'de atmışım, hatırlıyorum. Sezon başında bu takıma Fernandez'i getirdiler. Yani Emre gibi bir adamı getirdiler Fernandez'e neredeyse. Sen bir şey söyleyeceğim. Sanki benden daha zayıftı arkadaş. Emre gibi bir adamı getirdiler ve Fernandez'den medet umdular. Fernandez'i niye getiriyorsunuz dediğin zaman ligi biliyor dediler. Ligi biliyor dediler. Aynen. Ve Kayseri Spor yönetimi hanımefendiyi de herhalde yanılttılar ki gitti Manuel Fernandez'e 750 bin euro maaş verdi. 750 bin euronun ne kadar büyük para olduğunu, büyük olasılıkla Feyyaz Hoca bugünün parası 750 bin euroluk bir kontrata imza atmamıştır hayatı boyunca yıllık. Ona hocam, soralım. Hocam, 750 paraları, bin euro. Sen bakma, altı hep para hocam. Yok. 750 bin euroya imza atmamıştır. Hocamın hep altı para, sen ona bakma. Hocanın bugün atmadım 750 abi. Bin euroya imza atmadığını tahmin ya, edebilirim. Rakamlar öyle değil. Ya Emre tabii. Biz ne aldık biliyor musun? Hani yazıyorlar ya 3.2, 2.7, biz noktaları aldık kardeşim. Onu noktaları aldık zannediyor. Mesela ben UEFA şu kupasını... Şu ankiler alıyor yani. UEFA kupasını almış Galatasaraylı futbolcunun neredeyse yarısından çoğuyla konuştum. Hepsinin ortak özelliği var. Hiçbiri 501 bin dolar almamış. Hepsi 500 dolar almış. Rakamlar, ekonomi tabii bambaşka. Peki. O yüzden 750 bin euroya Fernandez almak o günde ihanetti bu takıma. Bugün de ihanettir. Bugün takım ihanet değil abicim. Şimdi ortamda herkes bir şey söylüyor. Kadıncağız bugün de Berna Başkan'la tekrar konuştum ben bugün. Maça geldim mi diye başkanım. Kadıncağız maça gelmiş. Beli kilitlenmiş. İğne miğne falan, ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Kadıncağız da futbol dünyasına çok merak ediyorum bak. O 750 bin euroya yapmaya çalışıyor. O Fernandez'i o takıma öneren kimdi ve nerede şu anda? Hangi halının altında saklanıyor? Bütün abicim bak, erkeklerin köşe bucak kaçtığı bir günde kadıncağız çıktı ortaya. Ya ben ondan bahsetmiyorum. Ben futbol aklından bahsediyorum. İhanet diyorsun ya. İhanet derken ağır bir kelime. O açıdan söylüyorum. Yani Manuel Fernandez'i Kayseri Spor'a 750 bin euroya almak Kayseri Spor'a ihanettir. Nokta. Bir daha mı söyleyeyim? İhanet eder. O zaman Berna Başkan diyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır efendim, ona akıl veriyorlardır herhalde. Kim veriyorsa ihanetmiş Kayseri Spor. İşte yanlış düşünüyorsun. Onu o açıdan söylüyorum. Ha, iyi yapmışlar yani. İyi yapmışlar değil mi? Ya tutsaydı ne yapacaktın? Bugün çatır çatır oynasaydın. Tutmayacağı belliydi. 36 yaşında 85 doğumlu adam senin kadar olmuş. Alıyoruz. Bu tip oyuncuları almıyor muyuz yani? Senin kadar olmuşlar mı?
Bu tip oyuncular almıyor mu? Türkiye'ye gelmiyor mu bu oyuncular? Ya bırak Allah aşkına. Onun için ihanet lafı biraz en iyisi şey. Fenerbahçe'ye geldi. Keşke, Sosa geldi. Keşke tutsaymış. En iyisi Fenerbahçe'ye geldi. Keşke verim alsaydı. Keşke verim alsaydı Kayseri Spor Kulübü. Peki. Şeyi nasıl buldun Atilla'yı? Tam onu Ilgaz Şınar'a soracağım. Onu Ilgaz en iyi o değerlendirir. Zalai'yi. Ben çok beğendim şahsen. Zalai mi diyeceğiz? Atilla mı? Atilla diyelim abi. Niye Zalai diyoruz ya? Atilla çok. Zalai bir tane. Ligimizde. Atilla hoşuma gitti benim ya. Efendim? Atilla hoşuma gitti benim. Daha güzel. Gerçi adı Attila değil mi? İki T bile. Evet. Attila İlhan gibi. Ilgaz Şınar? Macar stoper. Evet. Böyle başlayalım dedi. Hatta şeye bak. Söz verdiğime pişman oldum. İlk saniye. Sen yok, iki haftadır. Tabii. İleri oyuncuları konuşuyoruz ama iki golün başlangıcında Attila'dan geldiğini pas geçmeden yapalım. Fenerbahçe'nin tam da ihtiyacı olan hadise buydu. Sol ayakla doğru oyunu başlatabilmek ve sonrasında bağlantı oyuncusu Pelkas'ın marifetiyle de golü bulabilmek. Hep Atilla'dan başlayan hücumlar vardı bu tip hücumlarda. Tabii ki Kayserispor karşısında şimdi hangi savunma becerisini gördünüz de neye göre değerlendiriyorsunuz diyecek olanlara da şu anda söyleyebilecek bir sözümüz yok. Muhakkak ilerleyen zamanlarda test edeceğiz ama oyuncunun bundan sonraki olası savunma bocalamalarında üçlü savunmadan dörtlü savunmaya gelmesinden sebep olacağını söyleyelim. Bambaşka bir takımda ilk geldiği hafta 11'e çıkıyor Atilla. Gayet de başarılı bir oyun oynadı bence. Ve iki golleri kattı. Ve iç saha dominasyonunda net olarak etki edebilecek oyunculardan birisi. Örneklerini sayalım. Metropol Başakşehir'de en büyük eksikliği kim yokken çekiyordu Metropol Başakşehir? Niçin şampiyonluğu kaçırdı? Epuyan'ı yokken. Galatasaray, Markao. Yani Galatasaray'a gelince Markao'nun bu haftaki rakamlarını konuşuruz. Muazzam bir oyun. Kayseri, yani Malatya stadında. Dönelim. Alanyaspor'un Kolkır mıdır bel kemiği yoksa oyunu kuran Çavellas mıdır? Sol stoper olarak baktığınızda. Yani zor bulunan ve pas kalitesi olan sol stoperlerden bahsediyoruz. Bence bu bağlamda oldukça iyi bir transfer olduğunu gösterdi ki ben de sadece iki milli maç ve bir tane de Lehpozlan maçını izleyerek bunu söylüyorum. Dördüncü izleyişim Atilla'yı öyle söyleyeyim. Onun dışında Fenerbahçe'nin ilerleyen haftalarda neler yapabileceğine dair bir takım ben kendi adıma notlar çıkarttım. İleri üçünün sürekli hareketliliği yani oyunun hiçbir zaman bize baştaki formasyona dizilişteki şekilde oynanmadığını Fenerbahçe'nin top dolaştırırken Tiam, Samatta ve Valencia'nın almış olduğu pozisyonları. Hatta Pelkasa dolaşıyor. Orada bir dörtlü var yani. Dörtlü bir dolaşım var. O dörtlü dolaşımın dışında Caner Erkin'in zaman zaman Abdullah Avcı'nın Caner Erkin'e yaptırmak istediklerini Erol Bulut'un bu maçta Caner Erkin'e yaptırdığını. Caner Erkin'in merkezde pas bağlantısı değil, pas istasyonu olurken Mehmet Yam'ın neredeyse bek çizgisine kadar gelip oyun kurulumuna yardım ettiğini. Veyahut da Pelkas'ın bir ilk yarıda şutu vardı. Maçta 0-0 iken genç kaleci Doğan'ın kurtardığı. Caner'in orta yapmasında ve o fake orta gibi gözüken ortada Luis Gustavo'nun çizgiden bindiren bir üçüncü adam olması. Tiam'ın pas bağlantısı olarak oyuna katılımında. Umarız bu hareketliliği Kayseri Spor değil bütün maçlarda görürüz ama başta Atilla Zalai olmak üzere. Tabii ki Mesut Özil'in de katılımıyla ve Pelkas'ın bu formuyla ve Tiam'ın kafa karıştıran formuyla. Hani şimdi Erol Bulut bir de Tiam'ı ne yapacağız diye düşünüyordur bu Mesut Özil girdikten sonra. Müthiş bir iç saha dominasyonu olan bir takım izledik. Umarız deplasmanlarda da bu formu sergileyebilir. Niçin umarız diyoruz? Çünkü iyi futbol izlemek istiyoruz. Kargaşadan uzak, dedikodudan uzak iyi futbol izleyelim ki biz de kendimizi geliştirebilelim. Paralel bunlara dikkat edebilelim. Temennilerin doğru olabilir ama bizim evrenimizde yani transfer sezonu geçiyor. Hani şöyle bir haber çıkarsak artık buna inandım. Feyyaz Hocam Feyyaz Hoca A takımda diye B takım devreye girer diye inanıyorum yani. Feyyaz Hoca'ya bir transfer yaptırılabilir mi? Yaptırılabilir gibi geliyor bana. Mevcut iklimde. Öyle değil mi hocam? Herkes hocam sen bana şey ver. Yetki belgesini. Ne dedin sen şimdi Mustafa? Ne demek istedin? Beni transfer mi yapacaksın? Hayır hocam hani şunu söylüyorum. Mevcut başka kanala mı yollayacaksın? Estağfurullah. Asla. Ben memnunum kardeşim halimle. Yani. Asla. Ilgaz burada. Mustafa yine dağıldı. Bugün bak bir şey söyleyeceğim. Geçen haftadan beri herkes Mustafa'nın üstü. Yedirmem Mustafa'yı. Beni Emre Bol'un koruyor olması muazzam. Çok kötü. Çok kötü. Hayır. Birazdan harika. Dönelim biliyorsun. Ben Ilgaz'ın temennileri için söyledim. Sevgili Ilgaz'ın temennileri için söyledim. Hani hepimiz güzel futbol arıyoruz ama vurguladığı bir nokta var. İç sahada dış sahada çok farklı takımlar var hocam. Fenerbahçe de onlardan biri. Galatasaray da onlardan biri mesela. Beşiktaş'ın belki şu anda zirvede olmasının sebebi iç sahada dış sahada farkı. Takımda yok. Evet. Yenip geliyor ya da içeride de yeniliyor. Aynı futbolu hem içeride hem dışarıda oynayabiliyor. Yok hayır. Fenerbahçe içeride kaybetti. Hafta,
arda arda iki hafta, işte Fenerbahçe'nin problemi içeride, Galatasaray'ın problemi dışarıda. Siyahla beyaz gibi bir de futbol. Peki, hocam unutma lafını. Diyelim Nisan başından itibaren devletimiz ve federasyonumuz dedi ki seyirci alabiliyoruz. O zaman ne hesaplar yapılacak? Sen içeride seyirciyle oynadın. Yarı yarı yazacak. Yarı yarı yazacaklar abi, onu konuştuk.